Dijital Eczacılık Zirvesi 2022'den merhaba. Ben avukat Dicle Genç Osmanoğlu. Oturumumuzun başlığı kişisel verilerin korunması kanunu ile eczaneleri neler bekliyor? Günümüzde kişisel verilerin korunması teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle de dijital dünyada çok daha önemli hale geldi. Bugün kişisel verilerin korunması kanunu ile eczacıları ve eczaneleri nelerin beklediğini konuşacağız. Konuğumuz Hukukçu Eczacılar Derneği Başkanı Sayın İbrahim Ankara, Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Dicle Hanım. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizlere sormalı. Teşekkür ederim, ben de iyiyim Sayın Başkan. Kişisel verilerin korunması kanunu ile eczaneleri neler bekliyor? Evet, aslında Pandora'nın kutusu açıldı Aralık ayında. Evet. Yani bildiğiniz üzere bu kanun aslında Aralık ayında gündeme gelse de 2016'dan beri yürürlükte olan bir kanun. Ve Evet. birçok meslektaşımız bu konuda hali hazırda hem idari para cezası hem de adli makamlarla yüz yüze kalmak zorunda kaldı. Evet. Müsaadenizle ben bir paylaşımımı açayım buradan. Onun Tabii. üzerinden devam edelim. Tabii, buyurun başkan. Sanırım şu an açıldı. Sıkıntı. Evet. Evet, şu anda Evet. görüyoruz. Sunumunuz Şimdi ekranda. dediğim gibi kanun her ne kadar bizim gündemimize Aralık ayında veya son dakikalarda girse de aslında 2016'dan beri yürürlükte olan bir kanundan bahsediyoruz. Daha önce kişisel veriler korunmuyor muydu? Tabii ki anayasal olarak veya Türk Ceza Kanunu kapsamında veya özel hukuk kapsamında verilerimiz korunuyordu. Fakat kişisel verinin biz tabii tanımını yapamadığımız için 2016 itibariyle artık biz bu verilerin neler olduğunu, nelere tabi olduğunu öğrenmiş olduk. Eczacılarımız da birçok sektör gibi 2016'dan beri birçok yükümlülük, hak ve yükümlülüklere sahip kanun kapsamında. Buradan hemen bir geçiyorum. İlgili mevzuata kısaca değinecek olursak, tabii ağırlıklı olarak izleyicilerimiz eczacı olduğu için ben çok teknik konulara değinmeyeceğim. İlgili mevzuatta kişisel veriler tabii öncelikle KVKK dediğimiz, ben sunum esnasında da KVKK diyeceğim. Kişisel verilerin Tabii. korunması kanunu kapsamında verilerimiz korunuyor esas olarak. Bunun dışında yine Türk Ceza Kanunu anlamında 135 ve 140 arasında suç teşkil eden fiiller gerçekleştiğinde yine bir cezai yaptırım söz konusu. Yine kişilerin bilgilerinin, kişisel verilerinin ifşası halinde eğer manevi bir maddi ve manevi zarar görmesi durumunda da özel hukuk mevzuatı gündeme geliyor. Yine bizim Evet. mesleki mevzuatımızda, deontoloji tüzüğümüzde de bununla ilgili birçok hüküm mevcut. Kısaca bazı tanımlardan değineceğim. Bu bizlere lazım olacak, sürekli gündemimizde olan tanımlar. Sayın Başkan, bir araya Evet. gireyim ben. Tabii buyurun. Sunumunuzu tam ekran yapabilir misiniz? İzleyicilerimizin net görmesi açısından. Tabii bir saniye. Mümkünse tabii. Şu an oldu mu acaba? Şu anda tamamdır Sayın Tamam. Başkan. Devam Evet. edebiliriz. Veri sorumlusu tanımı yapılmış kanunda. Çok detaya girmeyeceğim. Eczanelerimizde veri sorumlusu tabii mesul müdür ve eczane sahibi eczacılarımız oluyor. Fakat bizim eczanelerde biliyorsunuz mesul müdür ve eczane sahibi iki farklı kişi olabiliyor istisnai hallerde. Bu gibi durumlarda da veri sorumlusu eczanenin sahibi olmuş oluyor mesul müdürden ziyade. Veri işleyen eczanelerimizde eczane sahibi, mesul müdür, ikinci eczacı, diğer çalışanlar yani bu konuda bilgi işleyen, otomasyon sisteminde bilgi işleyen herkes veri işleyen statüsünde. Yine ilgili kişi yani karşımızdaki o verinin sahibi tanımı yapılmış. Eczanelerimizde de tabii ilgili kişi hastalar olabilir, hasta olmayan tüketiciler olabilir. Aynı zamanda da çalışan personeller olabilir. Kişisel veri tanımına baktığımızda da kimliği belirli veya belirlenebilir. Yani burada önemli olan husus kimliğin belirlenebilir olması. Boyumuz, kilomuz, araç plakamız, IBAN adresimiz bunların hepsi bizim kişisel verilerimizdir. Medulla çıktılarında biliyorsunuz TC kimlik numaraları her ne kadar maskelense de o çıktılarda hastanın adı, soyadı, doğum tarihi ve hizmet aldığı hastane bilgileri var. Aslında biz TC kimlik numaralarını orada medulla maskelese de diğer veriler o kişiyi belirlenebilir kıldığı için burada da biz bir kişisel veri vardır diyebiliyoruz.
Yine açık rıza, kanunun ana felsefesi, hiç kimsenin açık rızası olmadan kişisel veri işleyemiyoruz. Tabii burada istisnalardan bahsedeceğim. Açık rıza almamak, istisna kapsamında olmak eczacı olarak hastayı bir takım konularda bilgilendirmeyeceğim anlamına gelmiyor. Dolayısıyla en önemli yükümlülüklerden biri de aydınlatma, yani bilgilendirme yükümlülüğü. Bir veri haritasına baktığımız zaman kişisel verilerin sınırsız olduğunu söyleyebiliriz. Yani binlerce, on binlerce kişisel veriden bahsedebiliriz. Bunun yanında kanun bize tahdidi olarak saydığı 12 tane özel nitelikli veri sunuyor. Bu 12 tane özel nitelikli veriden öyle iki veri var ki eczanelerin direkt muhatap olduğu veri grupları, cinsel hayat ve sağlık verileri. Burada tabii tartışmalı olan bir konu eczanede, yani bu 12 veriden bir tanesi de aslında biyometrik veri. Eczanede biyometrik veri işleniyor mu, işlenmiyor mu? Bu da tartışmalı bir konu. Çünkü bazı manuel reçetelerin arkasına biz parmak izi almak durumunda kalabiliyoruz protokol kapsamında, okuma yazma bilmeyen hastalarda. Bu parmak izinin, alınan parmak izinin tabii biyometrik veri olup olmadığı bu da tartışmalı bir konu. Yine personelin iş kaydı esnasında eğer dosyamızda mahkumiyet bilgileri, adli sicil kaydını tutuyorsak burada da yine biz aslında bu 12 veriden biri olan özel nitelikli veriyi işlemiş oluyoruz. Kural dedik ki açık rıza olmadan hiç kimsenin verisini işleyemez. Burada önemli olan şey açık rıza. Fakat kanun öyle istisnalar saymış ki aslında bu istisnalar temel konular olmuş gibi karşımıza çıkıyor. Bu istisnai hallerde açık rıza almanıza gerek yok diyor. Bunların başında kanunlarda açık bir hüküm varsa, benim veri tutmama yönelik açık bir hüküm varsa burada herhangi bir rıza almanıza gerek yok diyor. Burada bizim karşımıza işçi özlük dosyaları çıkıyor. Bizim işçilerden aldığımız işçi özlük dosyaları kanunen zorunlu olduğu bir durum olduğu için burada artık benim işçiden bir açık rıza almama gerek olmuyor. Yine fiili imkansızlık hallerinde açık rıza alınmaz diyor. Karşımıza iki husus çıkıyor burada fiili imkansızlık hallerinde. Biri nöbet esnasında emniyet mensuplarının eczaneye gelip kamera görüntülerini izlemesi hali. Bu sık karşılaşılan bir durum. Burada tabii bizim teyit etmemiz gereken durum öncelikle karşımızdaki kişi bir emniyet mensubu mu? O an nöbetçi mi? Bunları teyit ettikten sonra görüntüleri teslim ettikten veya izlettikten sonra bir tutanak tutmamız gerekiyor. Aslında bu tutanaklar emniyet mensuplarının ellerinde var. Fakat eczanelerimiz talep etmediği için çok gündeme gelmiyor. Dolayısıyla bu görüntüler izlendikten sonra çok basit bir tutanak. Karşıdan da talep edilebilir bu. Tutanağın tutulması gerekiyor. Yine 112 acil ambulans durumlarda hastaneden eczaneler aranıp bu hastanın hangi ilaçları kullanıldığı talep edilebiliyor. Yine burada da bizim tabii açık rıza alacak bir pozisyonumuz yok. Çünkü hastanın acil bir durum. Ekranımızda, görüntümüzde bir teknik bir sorun var sanırım. Yaşadık ama şu an sorun düzeltildi. Sayın Başkan devam edebilirsiniz. Evet, özür diliyorum bağlantıdan dolayı bir problem yaşadık. Dedik ki açık rıza olmadan biz kişisel verileri paylaşamıyoruz, veremiyoruz. Bunun istisnaları var dedik. Dördüncü istisnamız da tabii hukuki yükümlülük halinde. Yani bir mahkeme bizden hasta verisi talep ettiğinde burada bizim hastanın açık rızasını almamıza gerek kalmadan bunu mahkemelerle paylaşabiliyoruz. Yine meşru menfaat kapsamında da açık rıza olmadan bu verileri paylaşabiliyoruz. Burada da bizim hakkımızda eczanedeki kamera sistemleri geliyor. Eczanede kurulan kamera sistemleri biliyorsunuz meşru menfaat kapsamında. Eczanenin ve hastanın, tüketicilerin güvenliği kapsamında bir meşru menfaat söz konusu olduğu için burada da açık rızaya gerek kalmadan verileri işleyebiliyoruz. Bu benim en sevdiğim slide, cezai maddeler. yükümlülüklerine baktığımız zaman dört temel yükümlülükten bahsedebiliyoruz. Aydınlatma, bilgilendirme yükümlülüğü. Detaylarına birazdan gireceğim. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü ki en fazla cezaların geldiği yer. Yine verbise kayıt ve bildirim yükümlülüğü. Bunu atlattık. Aralık ayında zaten kayıtlarımız ve bildirimlerimiz yapıldı.
yine kurul kararlarına uymama yükümlülüğü. Biliyorsunuz burada kurul bir takım ilke kararlar yayınlıyor belirli dönemlerde. Bu ilke kararlar da aslında bir Yargıtay içtihadı gibi oradaki işletmelerin, veri sorumlularının uyması gereken kararlar niteliğinde oluyor. Dolayısıyla da zaman zaman yayınlanan bu kararların da eczanelere uygulanması, eczanelerin kendini buna göre güncellemesi gerekmekte. Bu cezalar verilirken neye göre veriliyor? Çok geniş bir bant var. Tabii burada eczacının kusuru ve ekonomik durumu. Yani eczanenin veri kapasitesi ve veri riski. Burada tabii eczanelerimizin cirosu arttıkça, reçete sayısı arttıkça veri riski artıyor. Dolayısıyla alınacak güvenlik önlemlerinin artması gerekiyor hukuken. Bu kapsamda şöyle bir basit örnek verebiliriz. 200 bin cirolu bir eczane ile 600 bin cirolu bir eczane aynı fiili işlese dahi aynı idari para cezasını almıyor. Yüksek olan cirolu eczane tabii burada biraz daha nitelikli önlemler alması gerekiyor. Aydınlatma yükümlülüğü ne dedik? Biz hastalardan herhangi bir onların verilerini aldığımız zaman adı, soyadı, adresi, telefonu bir açık rıza almamıza gerek yok. Bir metin imzalatmamıza gerek yok. Fakat onları bu konuda bilgilendirme yükümlülüğümüz var. Bu verileri biz neden alıyoruz? Nereye işliyoruz? Ne kadar süre tutuyoruz? Ne gibi önlemler alıyoruz? Dolayısıyla burada biz bunları tabii biraz daha kurumsal firmalarda görüyoruz. Mağazalara gittiğimizde veya farklı yerlerde bir takım aydınlatma metotları isteniyor. Aydınlatma metinleri hazırlanırken tabii burada kurul şu tip ilke kararlar açıklıyor. Bu aydınlatma metni makul ve sade bir dil olacak. Yani hukuki metinler içermeyecek. Ortalama zekada bir insanın anlayabileceği bir dil kullanacak. Yine yabancılık unsuru varsa özellikle turizm bölgelerinde ve büyük şehirlerde bazı bölgelerde eğer müşteri portföyümüzün %30, %40'tan fazlası yabancılık unsuru varsa, Alman, Fransız, Arap gibi müşteri yoğunluğu varsa burada da bu bilgilendirmelerin bu dilde yapılması gerekiyor. Çünkü bu kanun onlara da tabi. Burada tabii ben sağ tarafta ekranda çeşitli aydınlatma metinleri gösterdim. Bunlar eczaneye özgü hazırlanması gerekiyor. Çünkü her eczanenin maalesef tip bir aydınlatma metni olmuyor. Veri paylaştığı yerler farklı. Kimi SGK'ya veri paylaşıyor, kimi huzureviyle anlaşma yapıyor, özel sigorta bankalarla çalışan var, kamerası olan olmayan var, kamerası set alan var, almayan var. Dolayısıyla her eczanenin kendine özgü bir aydınlatma metni hazırlanması gerekiyor. Veri güvenliği şu ana kadar eczanelerin aldığı cezaların ve bundan sonra alacağı cezaların en büyük risklerini oluşturuyor. Burada kanun iki unsurdan bahsediyor. İdari ve teknik tedbir alacaksınız. İdari tedbir dediğimiz daha çok hukuki metinler ve dokümantasyon süreci. Burada çalışan eğitimlerini çok önemsiyor kurul. Personel farkındalık eğitimlerini belirli dönemlerde yapmak ve kayıt altına almak gerekiyor tutanakla. Yine personelimizle gizlilik sözleşmeleri yapmalıyız. Yani bugün taşrada bir memur olarak atandığımızda en ücra yere gittiğimizde o hastanenin ve o kamu kurumunun otomasyon sisteminin ulaşmadan önce kamu sözleşmesi imzalatıyor ve akabinde de bize şifreler veriyor. Dolayısıyla bu kurumsallığı bizim eczanelerde de sağlamamız lazım. Ertesi gün o gün işe başlayan bir personel aynı gün içerisinde eczanenin bütün verilerine ulaşmaması gerekiyor. Bir gizlilik sözleşmesi yapmamız gerekiyor. Yine hukuki metinlere baktığımızda sarı olarak renklendirdiğim risk analizleri oluşturulabilir. Bu biraz daha tabii veri riski daha yüksek olan eczanelerde yapılması istenen şeyler. Yine bir öz denetim her eczanede yapılabilir. Senede bir personel ile eczacı oturup bir değerlendirme yapılması isteniyor. Bizim eczanemizde herhangi bir veri ihlali oldu mu? Bir veri riski var mı? Bununla ilgili bir denetim yapıp bir tutanak altına almamızı istiyor. Yine çeşitli politikalar, envanterlerin hazırlanması gerekiyor. Dediğim gibi bunlar daha çok dokümantasyon ve hukuki önlemler. Ekranın bana göre sağ tarafına geldiğimiz yerde, siyahla ele aldığımız yerde de daha çok teknik tedbirler, siber güvenlik önlemleri ki en büyük sıkıntı yaşadığımız yerler. Burada yine yedekleme dosyalarımıza dikkat edeceğiz. Biliyorsunuz her eczane kendi otomasyon sisteminden günlük, aylık, belirli periyotlarda yedeklemeler almakta. Dolayısıyla bu yedekleme dosyalarını biz ana bilgisayarlarımızda tutmak mecburiyetindeyiz. Ana bilgisayarlarımızı şifreli olmak zorunda.
herkesin ulaşabileceği bir bilgisayar olmayacak. Çünkü ana bilgisayar eczanenin mahrem bilgisayarıdır. Dolayısıyla burada tutulan yedekleme dosyaları da biliyorsunuz sarı bir dosya. Bunu çok basit anlamda sağ tıklayarak şifrelendirmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 veya farklı bir şifre. Bunu neden söylüyorum? USB'yi taktığınız zaman ana bilgisayara yedekleme dosyasını aldığınızda artık onu her yerde çalıştırabilirsiniz. Bunu her yere satabilirsiniz. Artık bu dönemde veri madenciliği altın madenciliğinden daha değerli. Ortalama bir eczanede 80 bin veya 100 bine yakın hastanın telefon ve adres verisi var. Bu çok önemli bir şeydir. Yani örneklerden bahsedeceğim biraz sonra, çok ilginç örneklerden. Dolayısıyla yedekleme dosyamız bizim mahrem dosyamızdır. Bu dosyamızı şifrelememiz gerekiyor. Herhangi bir iş ilişkisi sona erdiğinde personelimiz kötü niyetli olarak bu yedekleme dosyasını alsa dahi şifreli olduğu için bunu hiçbir yerde çalıştıramayacak. Dolayısıyla buna dikkat edecek. İkincisi, üçüncüsü ağ güvenliği. Şimdi Kızılay'a, Nişantaşı'na veya farklı bir meydanlara gittiğimiz zaman orada ben Wi-Fi'mi açtığım zaman 15 tane eczanenin orada Wi-Fi'si geliyor. Ben burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e girdiğimde hiçbir eczaneye bağlanmamam gerekiyor. Dolayısıyla bu Wi-Fi şifrelerimizi daha nitelikli hale getirmemiz gerekiyor. Keza medulla şifrelerimiz. Neden söylüyorum bunu? Biliyorsunuz eczanelerde statik IP'ler var. Her yerden bağlanılamıyor ve medullaya ulaşılamıyor. Benim personellerim medulla şifremi ve Wi-Fi şifremi biliyor. Eğer personelim işten çıktıktan sonra ben Wi-Fi şifremi ve medulla şifremi değiştirmezsem, personelim de kötü niyetliyse eğer eczaneme yaklaşır, 50 metreden Wi-Fi'sine bağlanır ve medulla sisteminden eczacıyı çok zor durumda bırakır ki bunun örneklerini biz biliyoruz, yaşadık. Dolayısıyla bir personel değişikliğinde mutlaka Wi-Fi şifremizi ve medulla şifremizi değiştirmek durumundayız. Yine Wi-Fi şifremiz dediğim gibi basit olmayacak ve herkes bunu bilmeyecek. Yani benim personelim gelen her hastaya ya bu eczanenin Wi-Fi'sine bir internete girelim demeyecek. Burası kurumsal. Yani bir sağlık kuruluşu. Dolayısıyla bunlarda biraz daha dikkatli olacağız. Yine yetki matrisleri. Benim her personelim her yere ulaşabiliyor mu? Nerelere ulaşabiliyor? Yani benim stajyerim nereye ulaşıyor? İkinci eczacım nereye ulaşıyor? Eczane personellerim arasında işte otomasyon sisteminde nerelere ulaşabiliyor? Eczanenin anahtarı kimde var? Bunlarla ilgili bir görevlendirme yetki matrisi isteniyor. Medulla çıktıları en büyük problem ve cezaların en çok olduğu alan. Hastalar ilaç kullanım bilgilerini talep ediyorlar ilaç yazdırmak için. Tabi eczanelerimiz de medulladan bir çıktı veriyor. Burada hastanın rızasını almak zorundayız. Eğer hastanın rızasını almazsak büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu çıktılar boşanma davalarında, miras davalarında, vasi atamada kullanılıyor. Özellikle de bize gelen olayların temelinde boşanma davaları. Bir eş diğer eşin ilaç kullanım bilgisini ilaç yazdırma bahanesiyle talep ediyor. Bunu alıyor ve mahkemede bunu sunuyor. Yani hem çocuğun velayeti için hem de maddi manevi tazminatlarda bu kullanılıyor. Dolayısıyla burada eşi de olsa, çocuğu da olsa, babası da olsa her zaman risk altındayız. Burada bir kurumsallığı bir sağlamamız gerekiyor. Ben bugün SGK'ya gittiğim zaman benim verilerimi verir misiniz dediğim zaman buyurun hoş geldiniz hemen verilerinizi verelim demiyorlar. Dolayısıyla burada bana ilk önce dilekçeyle bir başvuru sistemi öngörüyor. Dilekçeyle başvurmam gerekiyor. Aynı şekilde bizde de bu verilerin sahibi SGK'dır. Hasta bunu SGK'dan alabilir. Hekim de bunu e-nabız üzerinden rahatlıkla görebilir. Biliyorsunuz bir şifre gönderiyor hastaya. Bu şifreyi girdiği zaman e-nabızdan hekim bunu görebiliyor. Ama bunu yapmıyorlar. Çünkü daha kolay bir yöntem var. Karşıdaki eczaneye gidin. O hiçbir sorgulama yapmadan bu verileri size veriyor. Dolayısıyla bizim bu kurumsallığı sağlamamız gerekiyor. Bakın SGK bir hafta önce bir yönetmelik yayınladı KVKK ile ilgili. Burada diyor ki ben kişinin kendisine veririm verileri, avukatına veririm. Avukatında da vekaletnamesinde özel hükümler olursa veririm. Genel vekaletnameye vermem. Veya noter onaylı muvafakatnamesi varsa üçüncü kişiye veririm. Yani öyle babası da gelse, çocuğu da gelse, eşi de gelse SGK bu verileri paylaşmıyor. Bizim bunu uygulamamız özellikle taşrada zor olabilir ama bununla ilgili alternatif metotların geliştirilmesi gerekiyor. Bir artık SMS sistemi mi olur? Otomasyondan veri verme mi olur? Ki biz şunu öneriyoruz. Verileri verecekseniz de otomasyon sistemi üzerinden verin. Çünkü otomasyon sistemleri verileri maskeliyor.
Yani olan çıktı da sadece 3 kalem ilaç yazıyor. Dipantil tablet, şu tablet, bu tablet diye. Üzerinde bir isim soy isim yazmadığı için bu kağıt adli makamlara sunulsa da hiçbir şey ifade etmiyor hukuken. Dolayısıyla bu tip maskeleme yöntemlerini kullanarak veriyi paylaşmamız gerekiyor. Bu veri güvenliği ihlali bizim başımıza bela oldu, bela olacak. Kısaca hastanın hakları ne? Hasta dediğimiz ilgili kişi. Hasta burada kişisel verilerini, kendi verilerini öğrenme, bilgi talep etme, düzeltme, gerekiyorsa silme, itiraz etme, bir zarar gördüyse de eczacıya bu zararın giderilmesi için başvurma gibi hakları var. Yani hasta geldiğinde benim verilerimi nereye aktarıyorsunuz, benim hangi verilerimi işliyorsunuz diye talep ettiğinde biz bunu cevaplamak zorundayız. Başvuru şikayet, yani bu KVKK bizim başımıza bela olursa nasıl olacak? Öncelikle. Şimdi kanun şunu öngörüyor. Diyor ki yani KVKK kurumu ortada bir ihlal olduğunda hasta olarak, ilgili kişi olarak direkt bana gelme. Önce veri sorumlusuna başvur. Dolayısıyla böyle bir ihlal gerçekleştiğinde karşıdaki kişi, hasta öncelikle bize başvuruyor. Dolayısıyla biz sürecin artık bir şeylerin başladığını burada öğrenmiş oluyoruz. 30 gün bir süre öngörmüş. 30 gün içerisinde ben bu hastaya açıklama yapmak zorundayım. Olumlu cevap verirsem dosya kapanıyor. Olumsuz veya yetersiz cevap verirsem hasta o zaman kuruma başvuruyor. Yani benden istediği cevabı alamadığı zaman o zaman kuruma başvuruyor. Dolayısıyla kuruma intikal etmeden önce bu olaylardan benim de eczacı olarak haberim olmuş oluyor. Diğer sıkıntılı bir husus, veri ihlali halinde ne yapacağız? Yani benim eczanemde bir veri ihlali oldu. Personelim işten çıkarken bir takım verileri götürdü. Yeni başladığı eczaneye bunu verdi. Veya benim verilerim olmadan, ben kozmetik ağırlıklı çalışan bir eczaneyim. 10 bin tane kozmetik ürün kullanan müşterim var. Bu verilerim benim güzellik merkezine satılmış. Veya bir cildiye uzmanına satılmış. Benim haberim yok. Bunu tespit ettim. Bunu ben tespit ettiğim an, öğrendiğim andan itibaren 72 saat içerisinde kuruma bildirmek zorundayım. Aynı iş sağlığı güvenliğindeki iş kazası modeli gibi. Dolayısıyla burada bu süre çok önemli. Bunu bildirmediğim halde yine bir cezai hükümle karşı karşıya kalacağım. Fakat bunu bildirdim diyelim ben 72 saat içerisinde. Biliyorsunuz 31 Aralık'ta birçok eczanemiz 18-19 tane bildirimde bulundu. Yetki maddesi hazırlıyorum, şunu yapıyorum, gizlilik sözleşmesi yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye devletin resmi makamına bir taahhütte bulundu. Ben kuruma 72 saat içerisinde bunu bildirdiğimde kurum bana o Verbis'te yaptığım bildirimlerle ilgili dosyamı talep ediyor. Eğer ki benim öyle bir dosyam yoksa, taahhüt ettiğim şeyleri yapmıyorsam, devletin resmi makamına aslında bir yalan beyanda bulunmuş oluyor. Dolayısıyla verdiğimiz bu bildirimlerin de, yaptığımız güvenlik önlemlerin de altını doldurmamız gerekiyor. Bunun maalesef şakası yok. Burada şu an şu karşımıza çıkıyor. Veri ihlali olduğunda ben bunu bildirmezsem bir ceza ile karşılaşacağım. Bildirirsem de dosyam tam olmadığı için yine cezayla karşılaşacağım. Dolayısıyla bizim yaptığımız bildirimlerin altını doldurmaktan başka bir çaremiz yok. Örnek kararlara da kısaca değineceğim. Sonra da sunumumu bitireceğim. Bunlar, bu örnek kararları KVKK'nın sitesinde çok rahat görebilirsiniz. Alenidir. Arama motoruna yazdığımız zaman. Bir eczacımız var. Karşısına yeni bir eczane açılıyor. O eczanenin açılmasını istemiyor ve o eczacının TC'sini ele geçiriyor. Sistemden antidepresan kullandığını öngörüyor. Bunu İl Sağlık Müdürü diyor ki bu eczacımız antidepresan kullanıyor. Dolayısıyla eczacılık yapamaz. 6197'ye göre açılışa izin vermeyin. Bu eczacımız bunu kendi bildirmiyor. Eşe vasıtasıyla eşine veriyor. Eşi bildiriyor burada. Tabii bu tespit ediliyor. Bir kişisel veri ihlali. Eşi Türk Ceza Kanunu kapsamında yargılanıyor. Hukuka aykırı ele geçirme. Eczacıya da dönüp şunu soruyor kurum. Diyor ki eşin de olsa bu verileri ele geçirmiş olabilir eczaneden. Senin önlemin var mı bununla ilgili? Yani senin ana bilgisayarın herkese açık mı? Senin medulla şifreni herkes biliyor mu? Bana sadece bir tane önlem söyle yeter diyor. Fakat eczacımızın hiçbir önlemi olmadığı için maalesef 2020 yılında 60 bin lira gibi bir ceza ile karşı karşıya kalıyor. KVKK para cezası verir. İdari para cezası. Mali bir yükümlülük getirir bize. Mali bir külfet getirir. Burada bizim en büyük yaşadığımız sıkıntı aynı anda paralel olarak bir ceza soruşturması. Burada eczacı 3 yıl ve 8 yıl arası Türk Ceza Kanunu kapsamında yargılanıyor. Çünkü bu verilere ulaşmada da kolaylık sağladığı için burada artırılmış şekilde yargılanıyor. Ve bir anda biz savcılık karşısına çıkıyoruz. İddianame hazırlanıyor ve asliye cezada kendimizi buluyoruz.
izah etmemiz çok zor. Yani hiçbir önlemimiz olmuyor. Bu çok önemli bir nokta Sayın Başkan. Bunu vurgulamanız çok iyi oldu. Çünkü eczacılarımızı en fazla tedirgin eden konulardan birisi cezai boyutu meselenin. Evet, şimdi 60 bin lira para cezası aldım, öderim, dosya kapanır, sıkıntı yok. Fakat ben bir yargılamaya girdiğim zaman, Asliye Ceza'da, oradan bir ceza aldığım zaman ki 3 yıl ve 8 yıl cezaya sebebiyet verecek unsurlardır. Burada ben adli sicil kaydımı da bozdurmuş oluyorum. Onun verdiği psikolojik ve manevi, yani bir ceza mahkemesinde yargılanmanın verdiği psikolojik ve manevi zararları zaten anlatmıyorum. Çünkü birçok meslektaşımız hayatı boyunca büyük ihtimal polise dahi ifade vermeye gitmemiştir. Bir anda savcılık ve mahkeme çok ağır tablolar karşımıza çıkarabiliyor. Medulla çıktılarının üçüncü kişiye hastanın açık rızası olmadan verildiğinde ve bunlar kullanıldığında ki en çok karşımıza çıkan unsurlar dediğim gibi boşanma davalarında yine bir eczacımız 75 bin lira gibi bir ceza burada alıyor. Bilgilendirme mesajları karşımıza çok çıkan unsurlar, hastaya yönelik yapılan reklam, bilgilendirme mesajları, hastanın telefonunu bir şekilde ele geçirip biz bir şekilde bunlar 418'de çok karşımıza çıktı. 418 modelinde işte ilacınız hazır, şu hazır, bu hazır, işte şu gün hazır olacak diye bu tip bilgilendirme mesajlarında ele geçirdiğimiz telefon eğer gerçekten bizim kayıtlarımızda yoksa ve hastanın rızası olmadan ele geçirdiğimizde bu da bir kişisel veri ihlali olduğu gibi aynı zamanda suç oluşturmakta. En büyük risklerden biri sosyal medya paylaşımları. Bugün Facebook'ta SGK kesintileri adı altında 13 bin kişilik bir Facebook grubu var. Çalışanların kurduğu. Burada aleni olarak ilaç kullanım bilgileri, rapor bilgileri paylaşılıyor. Eczacılarımızın belki de haberi var, belki yok bilmiyorum. Burada paylaşılarak şu ödenir mi, şu stoğa uygun mu diye paylaşımlar yapılıyor. Çok ciddi bir sayı var orada. Dolayısıyla burada bizim buna dikkat etmemiz gerekiyor. Personelimizi bu konuda uyarmamız gerekiyor. Özetle eczanede ne gibi riskler var? İlaç kullanım bilgilerini paylaşırken dikkatli olacağız. Hastanın rızasını bir şekilde bizim ispatlamamız gerekiyor. Yani veri sorumlusu olarak ispat yükümlülüğü bizde. Elektronik şifrelerimize dikkat edeceğiz. Çok kolay şifreler koymayacağız. Personel işten çıktığı zaman bu şifreleri değiştirmemiz gerekiyor. Yedekleme dosyalarımıza ve ana bilgisayarlarımıza dikkat edeceğiz. Bunlar bizim mahrem alanlarımız. Yine personelimizin farkındalığını arttırmak için eğitimler yaptırıp bir şekilde onları kayıt altına almamız gerekiyor. Ve en önemlisi yetki matrisleri oluşturmamız gerekiyor. Benim eczanemde kim nereye ulaşabilir? Hepsinin görev tanımlarının belirlenmesi gerekiyor. Alternatif olarak sunabileceğimiz eczanede mahremiyet çizgileri oluşturulabilir. Çünkü hasta özellikle hasta olabilir, AIDS hastası olabilir. Ben ona bir ilaç anlatırken, hastalığıyla ilgili bir takım bilgilendirme yaparken bunu arkada bekleyen hastanın duymaması gerekiyor. Sırf bu sebepler yüzünden özellikle taşrada, ilçelerde, tüp bebek tedavilerinde, cinsel hastalık tedavilerindeki ilaçları biliyorsunuz gidip il merkezlerinden alınıyor, ilçeden alınmıyor. Bunun aslında altında yatan temel neden bu veri mahremiyetinin sağlanamama riski, sağlanamama korkusu. Dolayısıyla özellikle hastalarımıza tıbbi hizmet sunumu yaparken dikkatli olmak zorundayız. Hasta bekleme bankolarıyla tıbbi hizmet sunum bankoları arasında eğer eczanemizin metrekaresi uygunsa belirli bir mesafe koymakta fayda var. Ben hastaya bir şeyler anlatırken hemen bir metre yanımda hastalar oturup orada dinlememesi gerekiyor. Çünkü bizim biliyorsunuz memleketimizde insanlarımız meraklıdır. Acaba ne hastalığı var, ne ilaç kullanıyor? Bu bilgi kulaktan kulağa öyle yerlere gidiyor ki o kişi inanın orada artık yaşayamaz hale geliyor ve oradan göç etmek zorunda kalıyor. Bunun örnekleri çok fazla var. Yine dediğim gibi güçlü parola sistemleri, parola değişiklikleri belirli periyotlarda ve parolaların eczanelere özgü olması. Bir ilke karar vardı bununla ilgili. Personelin Facebook şifresi aynı, medulla şifresi aynı, otomasyon şifresi aynı, her şey aynı. Dolayısıyla burada dikkatli olmamız gerekiyor. Bir personelimize bir mail geliyor. Diyor ki şu ürün 10+8 MF'li. Heyecanlanıyor personel. Hemen eczacıma bilgi vermeliyim diyor. Maile tıklıyor. Tıkladığı anda otomasyondaki bütün verileri çekiyorlar ve eczacımıza şantaj yapıyorlar bu verilerle ilgili. Senin hakkında suç duyurusunda bulunmayacağız fakat bize şunu ver. Çok kısa bir örnek daha vereceğim, bitireceğim. Bir kız isteme durumu var. Nişan arifesi. Kız tarafı erkek tarafının ilaç bilgisini bir eczaneden sorgulatıyor.
o erkek tarafının daha önce uyuşturucu tedavisi aldığını görüyor ve nişanı bozuyor. Kızlarını vermekten vazgeçiyorlar, nişan bozuluyor. Çok farklı yerlere gidiyorlar. Daha sonra erkek tarafı bunu sorguladığında bu verileri bir eczaneden aldığını tespit ediyorlar. Daha sonra o eczanenin başına bela oluyorlar. Yani hem maddi anlamda hem de Türk Ceza Kanunu anlamında. Dolayısıyla burada bizim kurumsallaşmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde kurumsal olan eczaneler ayakta duracak. Maalesef burada da KVKK'da da sahada gördüğümüz kadarıyla o kurumsallık daha henüz oturamadı. Burada örnek bir bilgi talep formu ben oluşturdum. Şurada. Yani hastaya ben veri vereceğim zaman böyle bir bilgi talep formunda hasta ne istiyorsun? Kutucuğa işaret yapıyor. İlaç bilgimi istiyorum. İmzasını atıyor, tarihini atıyor. Bu benim için yeterli. Uygulamada zor mu? Zor. Biliyorum. Yani günde yüzlerce hasta geliyor. Ama bunun ispat yükümlülüğü bende olduğu için belki milyonda bir başıma gelecek ama başıma geldiğinde o ihtimal %100 olmuş oluyor ve bunu benim ispatlamam gerekiyor. Ben teşekkür ediyorum. Ufak bir farkındalık çalışması gibi oldu. Tekrardan teşekkür ediyorum dinleyicilere. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkan. Bu güzel sunum için çok teşekkür ediyoruz. Aslında ben hazırladığım sorulara fazlasıyla yanıt aldım sizin sunumunuzda. Şimdi izleyicilerimizden gelen sorulara bir göz attım. Bir sorumuz var. Arama sırasında üzerinde yeşil reçeteli ilaç bulunan kişinin kullandığı ilaç veya rapor bilgisini görevli emniyet görevlisine verebilir mi? Pardon, Şimdi şeklinde bir şöyle soru. dediğim gibi karşımızdaki öncelikle emniyet mensubu mu onu teyit edeceğiz. Çünkü kişisel bir sebeple de emniyet mensubu profilini kullanıp bu bilgiyi talep etmiş olabilir. Dolayısıyla önce bir kimlik göstermesini isteyeceğiz. Daha sonra tutanak altına alacağız. Hatta şunu öneriyoruz. Tutanak altına aldıktan sonra tutanağın bir örneğini mümkünse aynı gün, mümkünse ertesi günde en yakın karakola bir şekilde dilekçeyle bilgilendirmek. Böyle bir personeliniz geldi, benden bu bilgileri istedi, sizin de bilginiz olsun. Çünkü başımıza ne geleceğini inanın bilmiyoruz. Her defasında da Doğru. savcılık veya mahkeme kararı da gelmiyor. Dolayısıyla bir tutanak tutup bunu da en yakın amirliğe bildirmekte hukuki yarar var. Doğrudur Sayın Başkan. Bir sorumuz daha var. Yusuf Bozkurt sormuş Sayın Başkan. Farz edelim ki kamera kayıt sistemi bozuldu ve yedekleme olmadı. Adliye bizden KVKK amaçlı kamera kaydı istedi. Ne yapabiliriz eczacılar olarak diye sormuş Şimdi Başkan. eczanede biliyorsunuz kamera kaydı tutmak zorunluluk öyle bir zorunluluğumuz yok kanunen. Biz sadece meşru Evet. menfaatimiz gereği güvenlik amacıyla tutuyoruz. Dolayısıyla kamera olmayan bir yerde de zaten o görüntülere verme şansımız yok. Kamera tutma gibi bir zorunluluğumuz da yok. Şunu da aklıma gelmişken sorgulayayım, söyleyeyim kısaca çok oluyor sahada. Bir hasta geliyor, örnek veriyorum ben Edirne'liyim oradan vereyim. Edirne'de bir hasta Tabii. geliyor eczaneye, oradan sorgulanıyor TC'si, TGK Medulla'dan. Aynı anda 5 dakika içerisinde o veri Trabzon'dan sorgulanıyor, Malatya'dan sorgulanıyor, Gaziantep'ten sorgulanıyor. Edirne'deki eczacımız sutu iyi bilen arkadaşlarını arıyor, Trabzon'daki, Gaziantep'teki ve 5 dakika içerisinde hastanın TC'si hiç gitmediği illerde sorgulanıyor. Yani dolayısıyla bunların log kayıtlarını SGK tutuyor. Ben SGK'dan medulla çıktısını aldığımda üst tarafı makasla kesip hastaya verdiğimde bu da kurtarmıyor. Çünkü oraya girdiğim her verinin log kaydı çok rahatlıkla tespit ediliyor. Bunlara da dikkat etmek zorundayız. Evet. Şimdi Sayın Başkan süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Oturumumuzu kapatmadan önce son olarak eczacılarımıza ne mesaj vermek istersiniz önümüzdeki süreçte KVKK'nın uygulanması açısından? Son eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? KVKK eczanesi, her eczane, her veri sorumlusu kendine yönelik projelendirme yapmak zorunda. Bu tip proje şeklinde olamaz. Yani her eczanenin veri kapasitesi ve veri riski birbirinden farklı. Dolayısıyla her eczanemiz oturup bu taslak metinleri bir şekilde oluşturmak zorunda. Ki biliyorsunuz Türk Eczacılar Birliği taslak metin paylaştı. Bu taslak metni her veri sorumlusu eczacı kendi eczanesine uyarlamak zorunda. Çünkü biz bir beyan verdik. Devletin resmi kurumuna bir takım beyanlar verdik. Bu beyanları gözden geçireceğiz. Fazlaysa azaltacağız. Azsa tekrardan bunu fazlalaştıracağız. Bir dosya oluşturacağız kendimize. Burada dediğim gibi sıkıntı olan mali külfet değil. Burada sıkıntı olan Evet. Türk Ceza Kanunu. Yani burada yargılanmak gerçekten bir eczacı için psikolojik ve manevi açıdan çok kötü sonuçlar ortaya çıkarıyor.
Bunlara dikkat edeceğiz. Veri ihlallerinin %99'u personel kaynaklı olduğunu biz tespit ediyoruz sağdan bize gelen verilerle. Dolayısıyla Doğrudur. personel farkındalığını ve eğitimlerini biraz daha ön plana koyacağız. Personelin de bunları verirken bunun suç olduğunu bilmesi gerekiyor. Birçok personel bunun TCK kapsamında bir suç olduğunu bilmediği için burada da sıkıntı yaşanıyor. Bakın çok yakın bir örnekte bir personel bir diyetisyen arkadaşı bir veri istiyor personelden. O da nasıl olsa sağlık personeli diye o veriyi paylaşıyor. Diyetisyen eski kız arkadaşının verisini talep ediyor. Daha sonra olay başka yerlere gidince şu an o personelimiz, eczane personelimiz asliye cezada yargılanıyor. Ağladı, işte bizi arıyor, diyor ki ya ben hayatımda suç işlemedim, şöyle yapmadım, benim işte bakacağım kimseler var, annem var, babam var, eşim var, çocuklarım var. Çok büyük travmalar yaşıyoruz. Dolayısıyla burada dikkatli olmak zorundayız. Bunun şakası yok. Bu kararlara KVKK'nın sitesinden çok rahat ulaşabilirsiniz. Bizim kendimize gelen bir veri havuzu gibi KVKK'nın yayınladığı kararlar var. Yani bu işin şakası yok. Bir şekilde bu kurumsallığı biz sağlamak zorundayız Dijital. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Dijital Eczacılık Zirvesi 2022'de bugün kişisel verilerin korunması kanunu ile eczaneleri nelerin beklediğini Hukukçu Eczacılar Derneği Başkanı Sayın İbrahim Ankara ile konuştuk. Çok verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkan'a, izleyicilere, yayında emeği geçen herkese çok teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.